Fizilalil Kur'an tefsiri, yazan, Seyyid Kutup, Yunus Suresi 5. Bölüm. 85 onlar da dediler ki, biz Allah'a dayandık ey Rabbimiz, zalimler güruhunun bizi sapıklıklarına gerekçe göstermelerine meydan verme. 86 Rahmetinle bizi kafirler güruhundan kurtar. 87 Biz Musa ile kardeşine vahyettik ki soydaşlarınıza Mısır'da evler hazırlayınız evlerinizi namazgah haline getiriniz namaz kılınız ve müminleri müjdeleyiniz Kur'an-ı Kerim'in bu ayetleri açıkça ifade ediyordu ki İsrailoğulları'ndan Hazreti Musa'ya iman ettiklerini ve ona katıldıklarını açıklayanlar İsrailoğulları Yahudi milletinin tamamı değil, sadece bu milletin küçük yaşta sayılabilecek gençliğiydi. Bu gençler soydaşlarının eziyetlerinden çekiniyor ve Hazreti Musa'ya bağlılıktan alıkoyarlar diye endişe ediyorlardı. Bir taraftan Firavun'dan, bir taraftan da iktidar sahipleri katında çıkar sağlayan kendi büyüklerinin nüfuzlarından, ayrıca bütün iktidar sahiplerine yaltaklık yapan ve özellikle İsrailoğullarının bu özelliğini taşıyan ayak takımının ispiyonlamasından çekmiyorlardı, Firavun ise, büyük ve geniş bir iktidara sahip otoriter bir diktatördü, aynı zamanda aşırı bir zorbaydı, hiçbir sınırı tanımaz, hiçbir zulüm çeşidinden çekinmezdi. İşte burada bütün korkuları bastıran, kalpleri huzura kavuşturan ve onları kendisine doğru gidilen gerçek üzerinde direnmeye sevk edecek gerçek bir imana ihtiyaç vardır. Musa dedi ki: "Ey soydaşlarım, eğer Allah'a inandıysanız, eğer ona teslim olmuşsanız, ona dayanınız. Çünkü Allah'a dayanmak imanın göstergesi ve gereğidir, totaliter, dikta rejimine karşı azınlıkta bulunan zayıf kitlenin direnme birikimine katkıda bulunacak böylece onların güçlerini ve direnişlerini katlayacak olan bir etkendir. Hazreti Musa onlara imanı ve İslam'ı hatırlatıyor, iman ve İslam'ın gereği olarak da tevekkülü, Allah'a dayanmayı gösteriyor, Allah'a dayanmak, ona iman etmenin, kendini ona teslim etmenin ve dilediğini yapmanın gereğidir. İman edenler de peygamberlerinin diliyle gerçekleşen iman çağrısına kulak verip kabul ettiler. Onlar da dediler ki, biz Allah'a dayandık, işte bu nedenle Allah'a yöneldiler ve dua ettiler. Ey Rabbimiz zalimler güruhunun bizi sapıklıklarına gerekçe göstermelerine meydan verme. Onların Allah'ın kendilerini zalim topluluğa imtihan vesilesi kılmaması için dua etmelerinden amaç, zalim topluluğun kendilerinden üstün kılınmaması ve dolayısıyla insanlar, zalimlerin Allah'a iman edenlere üstün gelişlerine bakarak onların inançlarının da daha sağlıklı olduğu, bu nedenle zalimlerin üstün geldiklerini, müminlerin ise yenilgiye uğratıldıklarını zannetmesinler, aslına bakılırsa üstün gelmeleri halinde bir bile, bu Allah'ın onlara tanıdığı bir fırsat olabilir ve sapıklıklarında diretmeleri için bir deneme niteliğini taşıyabilir, İşte burada müminler, bu türden bir imkan tanıma dahi olsa, Allah'ın zalimlere fırsat vermemesini ve kendilerini onların zulmünden korumasını dilemektedirler, ikinci ayet istenen sonuç açısından daha açık bir ifadeye yer vermektedir. Rahmetinle bizi kafirler güruhundan kurtar. Allah'ın kendilerini zalim bir topluluk için deneme vasıtası kılmamasına ve rahmetiyle kendilerini kafir toplumun belasından kurtarmasına ilişkin bu dilekleri Allah'a dayanma ve ondan güç alma eylemiyle çelişmez hatta bu onların Allah'a dayandıklarını ve ona güvendiklerini daha açık olarak gösterebilir. Mümin bela istemez fakat düşmanla karşılaştığında ciddi bir şekilde direnmesini bilir. Kafirler ile müminlerin birbirinden ayrıldığı bu birinci çıkıştan ve Hazreti Musa'ya iman edenlerin iman ettiği bu birinci olaydan sonraki bekleyiş döneminde Yüce Allah, Hazreti Musa'ya ve Harun'a vahiy ile direktiflerini gönderiyor, İsrailoğulları için özel evler yapmalarını öneriyor, Allah'ın belirlediği zaman geldiğinde Mısır'dan göç etme hazırlığı içinde teşkilatlanmalarını ve örgütlenmelerini öngörüyor, kendi evlerini temizle yemeklerini nefislerini teskiye etmelerini ve Allah'ın yakında gelecek olan zaferini birbirlerine müjdelemelerini bir hükümlülük olarak getiriyor. Biz Musa ve kardeşine vahyettik ki soydaşlarınıza Mısır'da evler hazırlayınız, evlerinizi namazgah haline getiriniz, namaz kılınız ve müminleri müjdeleyiniz. İşte bu sistemli sosyal düzenlemenin hazırlığı yanında manevi, ruhi hazırlığın da ta kendisidir. Bu iki hazırlık hem bireyler hem de topluluklar, cemaatler için zorunludur. Özellikle zorluklardan ve savaşlardan önce böyle bir hazırlık kaçınılmaz bir zarurettir. Bazı insanlar bu manevi hazırlığı hafife alabilirler. Şu kadar var ki şu ana kadar elde edilen deneyimler savaşlarda ilk ve en önemli silahın inanç olduğunu göstermektedir. İnancını yitirmiş bir askerin elindeki savaş araç gereçlerinin çarpışma esnasında fazla bir önem taşımadıklarını göstermektedir. Yüce Allah'ın örnek alsınlar diye mümin topluluğa sunmuş olduğu bu deneyim, sırf İsrailoğullarına has değildir, iman kafilesinin elde ettiği pürüzsüz iman deneylerinden biridir, bir gün başka müminler de cahili toplumda kendilerini dışlanmış bulabilirler, başlarına gelen musibet yaygınlık kazanabilir ve içinde bulundukları çevre kokuşabilir, zaten bu dönemde Firavun'un iktidarı sırasında durum bundan ibaretti, işte Böyle bir durumla karşılaşan mümin topluluğa yüce Allah şu şekilde yol göstermektedir. Bir mümkün olduğu kadar bütün pislikleriyle, bozukluklarıyla ve kötülükleriyle cahiliyeden ayrılmak, bu tür pisliklerden tertemiz olan seçkin mümin grubun oluşturduğu kitleye katılmak, böylece kendisini arındırıp tezkiye etmek ve eğitip düzene koymak, Allah'ın vadi gelip çatıncaya kadar sistemli bir düzene girmek İki cahiliyenin ibadet hanelerini terk etmek, Müslüman topluluğun evlerini mescit, cami edinmek, böylece orada cahiliye toplumundan ayrı olduğunu bütün atmosferi ile hissetmek ve orada sağlıklı bir şekilde kendi Rabbine ibadet etmek, bu tertemiz ibadet atmosferi içinde bizzat bu ibadetle bir tür örgütlenmeyi gerçekleştirmek. Hazreti Musa'nın Allah'a yeğe ne şeyi Hazreti Musa selam üzerine olsun Rabbine yöneldi, o firavunda ve ileri gelen yakınlarında herhangi bir iyiliğin var olabileceğinden, iyiliğin bir kırıntısını bulundurabileceklerinden umudunu kesmişti, artık onların düzeleceklerini beklemiyordu, İşte bu sırada Rabbine yönelen Hazreti Musa, firavuna ve onun ileri gelen iktidar ortaklarına beddua etti, çünkü onlar pek çok insanın zaaf gösterdiği, kendisine aldandığı, sonuç mal ve makam karşısında eğilmelerine ve doğru yoldan sapmalarına neden olan mala ve servete sahip bulunuyorlardı. Hazreti Musa Rabbine yönelerek bu malları yok etmesini ve onların kalplerini de inanmanın artık fayda veremeyeceği zamana kadar katılaştırmasını niyaz etti. Yüce Allah da onun duasını kabul buyurdu. 88 Musa dedi ki ey Rabbimiz sen dünya hayatında Firavuna ve yakın adamlarına debdebe ve bol servet verdin ey Rabbimiz bunlar insanları senin yolundan saptırmak için kullanılıyor ey Rabbimiz onların servetlerini mahvet ve kalplerini sıkıca mühürle ki acıklı azabı görmedikçe iman etmesinler 89 Allah dedi ki ikinizin duası kabul edildi doğrultunuzdan şaşmayınız bilmezlerin yoluna girmeyiniz ey Rabbimiz sen dünya hayatında Firavuna ve yakın adamlarına debdebe ve bol servet verdin onlar bu imkanlarla insanları senin yolundan saptırıyorlar ve bu imkanların, bu nimetlerin başkalarında uyandırmış olduğu imrenme yoluyla veya malın zenginlere sağlamış olduğu güçle onlar insanları saptırıyorlar, başkalarını kendilerine boyun eğdiriyor veya onları aldatma gücünü elde ediyorlar. Hiç şüphesiz ki, nimetin bozguncuların elinde bulunması, bu nimetlerin bir deneme ve imtihan için verildiğini, ayrıca bu nimetlerin lerin Allah'ın dünya ve ahirette müminler için hazırlamış olduğu lütfunun yanında fazla bir değer taşımayacağını kesin bir şekilde kavrayabilecek düzeye kavuşmamış kalpler üzerinde hayli sarsıcı bir etki yapacaktır. Burada Hazreti Musa tüm insanlar için söz konusu olan realiteyi göz önünde bulundurmaktadır ve bundan söz etmektedir. Onun için bu saptırmanın durdurulması, azgın ve saptırıcı güç odaklarını azgınlık ve saptırmaya yol açan vasıtalardan mahrum etmesini talep etmektedir. Allah'ın bu malları yok ederek Silip süpürerek ortadan kaldırmasını istemektedir. Sahiplerinin onlardan yararlanmayacağı hale getirmesini dilemektedir. Hazreti Musa'nın Allah'ın acıklı azabını görünceye kadar iman etmemeleri için onların kalplerini katılaştırmasına ilişkin duası ise söz konusu kalplerin düzeleceğinden tövbe edip dönüş yapacağından ümidini kesmiş bir davetçinin bedduasıdır. Beddua ediyor ki, Yüce Allah azap gelinceye kadar onların kalplerinin katılığını ve kapalılığını artırsın, zaten azap geldikten sonra inanmaları bir fayda vermeyecektir. Çünkü azabın gelip çattığı anda iman etmek, bir anlam ifade etmez ve insanın kendi tercihine dayalı gerçek bir tevbe ettiğini göstermez. Allah dedi ki ikinizin duası kabul edildi. Sizin dileğiniz kabul edildi ve karar verildi. Doğrultunuzdan şaşmayız. Belirtilen süre gelinceye kadar yolunuzda ve hidayet üzerinde yürümeye devam edin. Bilmezlerin yoluna girmeyiniz. Çünkü onlar bilinçsizce uğraşıp dururlar, planlarında ve önlemlerinde kesin bir kanaate varamazlar, her zaman sonuçtan endişelidirler, kendilerinin doğru yolda mı yürüdüklerini, yoksa sapık bir yolda mı yürüdüklerini anlayamazlar. Firavun i m a n i n i n kabul e d i l m e y i şey i 90 İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve askerleri saldırı ve düşmanlık amacı ile peşlerine düştüler. Sonunda Firavun boğulmanın eşiğine geldiğinde, "İsrailoğullarının inandıkları ilahtan başka ilah olmadığına inandım. Ben de ona teslim olanlardan, Müslümanlardan biriyim." dedi. 91 Şimdi mi aklın başına geldi? Daha önce Allah'a hep karşı gelmiş ve bozgunculardan biri olmuştun. 92 Bugün senden sonra geleceklere ibret olsun diye cansız vücudunu bozulmaktan kurtaracak onu sahilde bir tümse atacağız gerçi insanların çoğu bizim ibret verici belgelerimizin farkına varmazlar. Bu meydan okuyuş ve yalanlama kıssasında yer alan kesin tavır ve son sahnedir. Surenin akışı içinde bunlara özet olarak değinilmektedir. Çünkü bu surede kıssanın bu bölümünün veriliş amacı bu sonucun açıklanmasıdır. Yüce Allah'ın kendi dostlarını koruduğu ve kolladığı, düşmanlarını ise cezalandırıp yok ettiğidir. Çünkü Allah'ın düşmanları geldikten sonra Pişmanlık ve tevbenin fayda vermediği, mucizesi gelinceye kadar Allah'ın ne evrendeki ayetlerine ne de peygamberleri ile gönderdiği mucizelerine kulak asmamışlardır. Bu, daha önce bu surede geçen yalanlayıcılara ilişkin tehdidin doğruluğunu gösteren bir delildir. Her ümmete bir peygamber gönderilmiştir. Peygamberler gelip de mesajlarını duyurduktan sonra ümmetler hakkında adalet uyarınca hüküm verilir. Onlara haksızlık edilmez. Onlar, eğer doğru söylüyorsanız vadettiğiniz bu ceza ne zaman gerçekleşecek derler. Onlara de ki, Allah'ın dileği dışında benim kendime bile zarar ya da yarar dokundurmaya gücüm yetmez, her ümmetin belirli bir yaşama süresi vardır, o süre dolunca, ne bir an geri bırakılırlar ve ne de bir an önceye alınırlar. De ki, Allah'ın azabı diyelim ki, gündüz ya da gece başınıza geldi, suçlular bunun bir an önce gerçekleşmesini niye isterler ki? Yoksa azap başlarına geldikten sonra kendilerine "Şimdi ona inandınız mı? Hani onun bir an önce gerçekleşmesini istiyordunuz." densin diye mi Yunus suresi 47 ila 51. İşte burada kıssalar geliyor ki o tehdit yerini bulsun. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Önderliğimiz, rehberliğimiz ve korumamız altında burada denizden geçirme eyleminin Allah'a izafe edilmesinin gerçekten çok yüklü bir anlamı vardır. Firavun ve askerleri peşlerine düştüler. Doğru yola ve imana gelmek için değil, meşru bir savunma için de değil sadece. Saldırı ve düşmanlık amacı ile sadece zorbalık ve haddini aşmanın bir sonucu olarak azgınlık ve düşmanlık sahnesinden birden ve aniden boğulma sahnesine geçiliyor. Sonunda Firavun boğulmanın eşiğine geldiğinde, Ölüm, gözle görünecek kadar yaklaştığında ve artık kurtulma şansı kalmadığında. İsrailoğullarının inandıkları ilahtan başka ilah olmadığına inandım, ben de ona teslim olanlardan, Müslümanlardan biriyim dedi diktatör, zorba, azgın ve taşkın olan Firavun'un bütün maskeleri düştü, içinde kurulduğu kendisine ve milletine karşı onu heybetli, korkunç bir güce sahip biri gösteren bütün kılıkları indirildi, şimdi o sönükleşmiş, bayağılaşmış ve horlanmış biriydi, İsrailoğullarının iman ettiği ilahtan başka ilah olmadığına inandığını açıklamakla yetinmiyor, daha da ileri giderek tam bir teslimiyeti dile getiriyor. Ben de ona teslim olanlardan Müslümanlardan biriyim dedi. Tamamı ile teslim olanlardanım. Şimdi mi aklın başına geldi? Daha önce Allah'a hep karşı gelmiş ve bozgunculardan biri olmuştun. Hiçbir seçeneğin ve hiçbir kaçışın olmadığı şu anda mı? Bundan önce hep karşı koymuş ve reddettiğin halde şimdi mi? Şimdi mi anladın? Bugün cansız vücudunu bozulmaktan kurtaracak onu sahilde bir tümseğe atacağız. Balıklar onu yemeyecek ve insanların bilmediği, görmediği bir şekilde dalgalar onu alıp götürmeyecek. Böylece senin arkandaki halk kitlelerinin senin sonunun ne olduğunu görmelerini sağlayacağız. İnsanların çoğu bizim ibret verici belgelerimizin farkına varmazlar, akılları ve kalpleri ile onlara yönelmezler, gerek bu dünyadaki ve gerekse iç dünyalarındaki ayetlerimizi düşünmezler, burada azgınlığın, bozgunculuğun, taşkınlığın ve isyankarlığın son derece trajik olan sahnesinin perdesi indiriliyor, surenin akışı kısa işaretlerle, İsrailoğullarının bundan sonraki hayatlarına değiniyor, nesiller boyu meydan ana gelen olaylara kısa işaretlerde bulunuyor. 93 gerçekten biz İsrailoğullarını güvenli bir yurda yerleştirdik, onlara temiz rızıklar sunduk, kendilerine bilgi gelinceye kadar anlaşmazlığa düşmemişlerdi. Şüphe yok ki Rabbin kıyamet günü anlaşmazlığa düştükleri konularda haklarında hüküm verecektir. Ayeti kerimenin metninde yer alan mübevve kavramı güven içinde ikamet edilen yer anlamına gelir. Bu kavram gerçek kavramı ile beraber verilmesi ise oranın güvenli oluşunu, kalıcılığını ve kararlılığını daha da artırmaktadır. Nitekim yalan gibi kararsızlıkla sarsılmayan, iftira gibi tutarsızlıkları içinde barındırmayan gerçeğin kararlılığı ve değişmezliği de böyledir. Uzun deneyimlerden sonra İsrailoğullarının elde ettikleri bu imkanlar gerçekten bir süre güzel bir şekilde değerlendirildi. Fakat surenin akışı burada onlara değinmiyor çünkü amaç onlar değildir İsrailoğulları bir süre bu temiz ve helal rızıklardan yararlanmışlardı daha sonraları Allah'ın dininden saptıkları için bu nimetlerden mahrum kılınmışlardı Surenin akışı içinde bunlara da yer verilmiyor sadece bir zamanlar beraber oldukları halde daha sonra ayrılığa düştükleri hem dinleri hem dünyaları konusunda cahilliklerinden bilgisizliklerinden değil kendi ilim geldikten sonra ve bu ilim nedeniyle bu ilmi tutarsız, yanlış yorumlar için kullanmalarından ihtilafa düştüklerine değiniliyor. Burada ana konu imanın zaferi, zorbalığın, azgınlığın mağlubiyeti olduğundan, surenin akışı içinde bundan sonra İsrailoğullarına ne gibi cezalar verildiği, başlarına nelerin geldiği uzun uzadıya anlatılmıyor, ilim geldikten sonraki ayrılıklarının detaylarına inilmiyor, bu sayfayı olduğu gibi kapatıyor, bütün içindekileri ile beraber kıyamet gününe, hesabı görülmek üzere Allah'a havale ediliyor, şüphe yok ki, Rabbin Kıyamet günü anlaşmazlığa düştükleri konularda haklarında hüküm verecektir. Büyük kıssanın heybeti yine olduğu gibi duruyor ve son sahnenin etkisi olduğu gibi korunmuş oluyor. Böylece Kur'an kıssalarının neden aktarıldıklarını, her kıssanın en uygun yerinde verildiğini daha iyi anlıyoruz. Bunlar sırf anlatılıp geçilen hikayeler değildir, belirli bir plan doğrultusunda ulaştırılan mesajlar ve dokunuşlardır. Uyarılar ve Hazreti Yunus Bundan sonra Hazreti Musa'nın kıssasının sonu ile daha önce anlatılan Hazreti Nuh'un kıssası üzerinde bir yoruma yer veriliyor. Bu yorum peygamberimize salat ve selam üzerine olsun yöneltilen bir hitap ile başlıyor. Burada daha önceki peygamberlerin başına gelenler iyice belletiliyor. Peygamberlerin hitap ettiği toplumların onları yalanlamasının nedeni açıklanıyor. Bu toplumların yalanlama nedeni mucizelerin ve apaçık delillerin eksikliği değildir. Yüce Allah'ın daha önceki yalancılara ilişkin bir yasasıdır. Bu, Yüce Allah'ın insanın yaratılışında yürürlüğe koyduğu bir yasadır. İnsan buna göre iyiliği ve kötülüğü, doğru yolu veya sapık yolu tercih etme yeteneklerine sahiptir. Bu arada bir de Hazreti Yunus'un kıssasına ve tam Allah'ın cezasının gönderilmek üzere olduğu bir sırada iman eden toplumun ve Allah'ın cezasının bu nedenle üzerlerinden kalktığı kıssasına özet bir şekilde işaret ediliyor. Bu belki fırsat ellerinden alınmadıkları bir sırada yalanlayıcılara fırsatı değer lendirme imkanı verebilirdi. Bu yorumda son olarak kıssaların hepsinden alınması gereken ders özet halinde veriliyor. Yüce Allah'ın önceki milletler için geçerli olan yasası sonraki milletler için de geçerlidir. İlahi mesajı yalanlayanlar için Allah'ın cezası ve yok oluş vardır. Peygamberlere ve onlarla birlikte olan müminlere ise kurtuluş ve mükafat vardır. Bu Allah'ın kendisi için belirlediği bir gerçektir. Değiş değişmeyen ve sapmayan sürekli geçerli bir yasadır. 94 Eğer sana indirdiğimiz bilgilerden kuşku duyuyorsan, senden önceki kutsal kitap okurlarına sor, sana Rabbinden kesinlikle gerçek geldi, sakın kuşkulananlardan olma. 95 Sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan olma, yoksa hüsrana uğrayanlardan olursun. 96 Haklarında Rabbinin hükmü kesinleşenler asla iman etmezler. 97 Onlara bütün uyarıcı mesajlar gelse bile ancak acıklı azabı görünce iman ederler. 98 keşke söz konusu yıkıma uğramış şehirlerden herhangi biri iman etseydi de imanının yararını görseydi yalnız Yunus'un soydaşları hariç onlar iman edince dünya hayatında burun buruna geldikleri perişan edici azabı başlarından kaldırdık ve kendilerine belirli bir süre daha yaşama fırsatı tanıdık 99 Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde yaşayanların hepsi tümü ile iman ederdi, o halde insanları sen mi zorlayacaksın da iman edecekler? Yüz Allah'ın izni olmadıkça hiç kimsenin inanması söz konusu değildir, Allah, aklını kullanmayanları en yüz kızartıcı iğrençliğin kucağına atar. 101 Onlara de ki göklerde ve yerde neler olduğuna bakınız fakat ibret verici belgelerin ve uyarıların iman etmeyenlere hiçbir yararı olmaz. 102 Onlar kendilerinden önce gelip geçen toplumların yaşadıkları acı günlerden başka bir sonuç mu bekliyorlar onlara de ki bekleyiniz bakalım ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. 103 söz konusu toplu afetlerden sonra peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarırız müminleri kurtarmak böylece üzerimize borçtur Geçen bölümde son olarak ehli kitabın bir kesimini oluşturan ve Hazreti Nuh ile toplumu arasında geçen kıssayı bildikleri gibi Hazreti Musa ile toplumu arasında geçen kıssayı da bilen ve bunları kitaplarında okuyan İsrailoğulları'ndan söz edilmişti. Burada ise hitap peygamberimize salat ve selam üzerine olsun yöneltilmektedir. Eğer bu kıssalar ve başka konularda kendisine gönderilen bilgilerden bir kuşkusu varsa kendisinden önceki kitapları okuyanlara sorsun onlar okudukları kitaplardan bu konularda bilgi sahibi olmuş kimselerdir eğer sana indirdiğimiz bilgilerden kuşku duyuyorsan senden önceki kutsal kitap okurlarına sor, sana Rabbinden kesinlikle gerçek geldi, sakın kuşkulananlardan olma, fakat Peygamberimiz salat ve selam üzerine olsun Allah'ın kendisine göndermiş olduğu vahiyden şüphe etmiyordu, nitekim bu konuda ondan gelen rivayette deniyor ki, ne şüphe ederim, ne de sorarım, öyleyse neden, eğer şüphe ediyorsa sorsun diye ona böyle direktif verilmişti çünkü arkasında şöyle bir ifade yer alıyordu Sana Rabbinden kesinlikle gerçek geldi bu ifade onun kesin inancı için yeterli değil miydi şu kadar var ki, böyle bir direktifin daha köklü anlamları vardır. Çünkü Miraç olayından sonra, Mekke'de büyük sıkıntılar, zorluklar ve krizlerle karşılaşılmıştı. Hatta bazı Müslümanlar bu olayı onaylamadıkları için dinden dönüş yapmışlardı. Hazreti Hatice ve Ebu Talip de vefat etmişti. Allah'ın elçisine salat ve selam üzerine olsun ve onunla birlikte olanlara karşı zulüm ve işkence daha da artmıştı işin inatçı tutumu nedeniyle İslam çağrısı, Mekke'de yaklaşık olarak donmak üzereydi, doğal olarak bütün bu olumsuz gelişmeler peygamberin salat ve selam üzerine olsun kalbinde bir takım olumsuz etkiler bırakıyordu, İşte bu nedenle yüklü mesajlarla dolu söz konusu kıssalardan sonra Yüce Allah, bu kesin ve pekiştirici ifade ile onu teselli ediyordu. Sonra bu aynı zamanda şüpheci, kışkırtıcı ve yalanlayıcıların eleştirildiği bir kınamadır. Sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan olma yoksa Hüsrana uğrayanlardan olursun. Bu eleştiri onlardan geri dönmek isteyenlerin dönüş yapabilmeleri için bir fırsat tanımaktadır. Çünkü burada Allah'ın elçisine salat ve selam üzerine olsun bile, eğer şüphe ediyorsa şüphesini gidermesi için izin verilmiştir. Fakat o, ne şüphe etmiş, ne de sormuştur. Demek ki o, kendisine gelen gerçek hakkında tam bir inanç ve güvene sahiptir. Bu da diğerlerinin şüphe etmemeleri için tereddütlü davrananlardan olmamaları için için bir mesaj niteliğindedir. Ayrıca bu, Yüce Allah'ın İslam ümmeti için belirlediği bir metoddur, onlar kesin güvenmedikleri konularda zikir bilgi sahiplerine soracaklardır. İsterse bu konu inanç sisteminin en önemli, en özel konularından biri olsun. Çünkü Müslüman inanç sistemi ve bunun uygulaması olan hukuk sistemi konusunda kesin bir inanç sahibi olmakla, araştırma ve kesin bilgiye varmadan taklitçiliğe dayanmamakla yükümlüdür. Sonra şüphe esnasında böyle bir soru sormanın normal karşılanması ile kuşkulananlardan olma emri arasında herhangi bir çelişki var mıdır? Burada hiçbir çelişki yoktur. Çünkü burada yasak edilen şey kuşkulanmak kullanmak ve bu kuşkulu hal üzere devam etmektir. Sürekli halde kuşkulananlardan olma sıfatını üzerinde taşımaktır. Kesin bilgiye ulaşmak için harekete geçmemektir. Böyle bir durumda olmak basitliktir. İnsanı kesin bilgiye ulaştırmaz gerçeklerden yararlanmasına yol vermez ve kişiyi kesin bilgiye ulaştırmaz şu halde madem ki peygambere gönderilen vahiy hiçbir kuşkuya yer vermeyen gerçeklerin ta kendisidir, öyleyse, bu kesimin yalanlamada ısrar etmelerinin ve bu konuda hala diretmelerinin nedeni nedir? Bunun sebebi açıktır, Allah'ın hükmü ve yasası gereğince kim doğru yola ileten sebeplere, şartlara riayet etmezse, doğru yola ulaşamaz, aydınlığı görmek için gözünü açmayan onu göremez, kim alıcı yeteneklerini çalıştırır, tırmazsa onların işlevlerinden yararlanamaz Allah'ın ayetlerine belgelerine ve mucizelerine rağmen sonuçta sapıklığa düşecektir çünkü o Allah'ın ayetlerinden ve belgelerinden yararlanmamıştır bu durumda Allah'ın hükmü ve yasası onların aleyhine işleyecek ve hüküm onlara uygulanacaktır Haklarında Rabbinin hükmü kesinleşenler asla iman etmezler. Onlara bütün uyarıcı mesajlar gelse bile ancak acıklı azabı görünce iman ederler acıklı azabın geldiği sırada iman etmeleri onlara fayda vermez, çünkü böyle bir inanç, bilinçli bir tercihten kaynaklanmış olamaz, sonra bu imanın gereğinin hayatta gerçekleşmesi için bir fırsat da kalmamıştır, zaten bundan az önce, bu realiteyi destekleyen bir sahne gözlerimizin önüne getirilmişti, Firavun'un suda boğulmak üzere iken, İsrailoğullarının inandıkları ilahtan başka ilah olmadığına inandım, ben de ona na teslim olanlardan, Müslümanlardan biriyim demesi sahnesi orada kendisine karşılık verilmişti. Şimdi mi aklın başına geldi? Daha önce Allah'a hep karşı gelmiş ve bozgunculardan biri olmuştun. İnsanın bilinçli tercihi sonucunda Allah'ın genel yasalarının kesin biçimde hareket ettiğini, kendileri için belirlenmiş olan sonuca doğru sistemli bir şekilde işlediklerini ortaya koyan bu açıklamadan sonra son kurtuluş umutlarının kendisinden süzülüp geldiği bir pencere açılıyor. Yeter ki azabın ve cezanın gerçekleşmesinden az önce yalanlayıcılar kendi yalanlamalarından vazgeçsinler. Keşke söz konusu yıkıma uğramış şehirlerden herhangi biri iman etseydi de imanın yararını görseydi yalnız Yunus'un soydaşları hariç onlar iman edince dünya hayatında burun buruna geldikleri perişan edici azabı başlarından kaldırdık ve kendilerine belirli bir süre daha yaşama fırsatı tanıdık. Bu maziden sürüklenip gelen bir teşvik niteliğindedir ve içeriğinin gerçekleşmediğini ifade eder. Keşke söz konusu yıkıma uğramış şehirlerden herhangi biri iman etseydi. Biraz önce sözü edilen şehirlerden biri, fakat şehirler iman etmediler, onlardan ancak çok küçük bir grup iman etmişti. Dolayısıyla o şehirlerin onların egemen sıfatı, imansızlık sıfatıdır. Bu kuralın dışına tek bir kasaba çıkabilmiştir. Burada kasabadan maksat, toplumdur. Toplumun burada kasaba şeklinde adlandırılması gösteriyor ki, peygamberlik misyonunu taşıyan peygamberler, göçebe hayatı yaşayan kitleler, değil, Uygar kentlerde yaşayan toplumlara gönderilmişlerdir. Surenin akışı içinde Yunus ve toplumun kıssasına detaylı olarak yer verilmiyor. Sadece sonucuna bu şekilde işaret ediliyor. Çünkü burada önemli olan ve gösterilmek istenen sadece onun sonucudur. Dolayısıyla biz de bu olayın detayına girmeyeceğiz. Bu konuda Yunus toplumunun Allah'ın horlayıcı azabı ile tehdit edildiğini, fakat onların son anda cezabın gerçekleşmesine ramak kala iman etmelerinin Allah'ın cezasını başlarından savdığını, belirlenen süreye kadar hayat nimetinden yararlandıklarını, şayet iman etmeyecek olsalardı Allah'ın insanların eylemleri üzerinde etkileri işleyen yasalarına uygun olarak cezaya çarptırılacaklarını anlamamız yeterlidir. Allah'ın bu yasaları insanların eylemlerine göre etkisini gösterecek biçimde belirlenmiştir. İşte bu anlayış iki önemli gerçeği anlamamıza yetecektir. Bir yalanlayıcıları son anda da olsa kurtuluşun iplerine sarılmaya yöneltmek için ürpertmek, umulur ki, Hazreti Yunus'un milletinin son anda Allah'ın dünya hayatındaki horlayıcı azabından kurtulduğu gibi kurtulurlar, işte surenin bu bölümünde de, bu kıssaya yer verilmesinin temel amacı budur. 2. Bu azabın kaldırılması ile Allah'ın yasası durdurulmamış ve iptal edilmemiştir. Hazreti Yunus'un kavmine bir süre daha yaşam hakkı tanımıştır ama ilahi yasalar aynen işlemiş ve uygulanmaya devam etmiştir. Yüce Allah'ın işleyen yasasına göre eğer onlar Allah'ın azabı gelinceye kadar yalanlamakta ısrar etselerdi, yok edileceklerdi. Fakat onlar daha ceza gelmeden dönüş yaptıkları için, bu dönüşün bir sonucu olacaktı olarak yasalar onların kurtulması yönünde işlemiştir. Öyleyse insanın eylemlerinde herhangi bir dış zorlama söz konusu değildir. Sadece insanın bu eylemlerinin sonuçlarına katlanması bir zorunluluktur. İşte bunun için küfür ve imanla ilgili kapsamlı bir kurala yer verilmektedir. Eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde yaşayanların hepsi tümü ile iman ederdi, o halde insanları sen mi zorlayacaksın da iman edecekler, Allah'ın izni olmadıkça hiç kimsenin inanması söz konusu değildir, Allah aklını kullanmayanları da en yüz kızartıcı. İğrençliğin kucağına atar şayet Rabbin dileseydi şu insanlık türünü başka şekilde yaratırdı, melekler gibi o da bir tek yoldan, iman yolundan başkasını tanımazdı veya herkese aynı yetenekleri verirdi, bu yetenekler bütün insanları teker teker imana götürürdü. Yine eğer Rabbin dileseydi bütün insanları bir tek noktaya zorlar ve onları zorla buraya sevk ederdi, onlara hiçbir seçme yeteneği ve irade vermeyebilirdi, fakat hikmetinin bazı yönlerini kavrayıp bazılarını kavramadığımız yaratıcı olan Yüce Allah'ın hikmeti, insan denen şu varlığın hem iyiliği, hem de kötülüğü, hem doğru yolu, hem de sapıklığı kabul edebilecek bir yeteneğe sahip olmasını gerektirmiştir. Şu veya bu yolu tercih edebilme gücünü vermeyi uygun görmüştür. Bu hikmetin gereği olarak insan, kendisine Allah tarafından verilmiş bulunan yetenekleri, duyguları ve kavrayışları güzel şekilde kullanır ve onları evrendeki ve insanın bünyesindeki hidayetin delillerini kavramaya ve peygamberlerin getirmiş bulunduğu mucizeleri ve belgeleri anlamaya yönlendirebilse o kişi, neticede iman eder ve bu iman ile kurtuluş yolunu bulur, tam tersine kendisine verilen duyguları kullanmadığında, kavrayışını kapattığında, imana götüren delillere yönelmediğinde kalbi katılaşır, aklı donuklaşır, sonuçta ilahi mesajı yalanlamaya veya onu inkara kalkışır. Bunun sonucu olarak da Allah'ın yalanlayıcılar ve inkarcılar için belirlemiş olduğu cezaya çarptırılır. Bizim kavrayamadığımız hikmetin olmadığı anlamına gelmez. Öyleyse iman tamamen insanın tercihine bırakılmıştır. Peygamber kimseyi imana zorlamaz çünkü kalbin eylemlerine, vicdanın yönelişlerine baskı yapma imkanı yoktur. O halde insanları sen mi zorlayacaksın da iman edecekler? Bu olumsuz bir sorudur çünkü böyle bir zorlama söz konusu olamaz. Allah'ın izni olmadıkça hiç kimsenin inanması söz konusu değildir. Az önce açıkladığımız yasanın gereği olarak, imana götürmeyen bir yolda yürüye yürüye insan imana ulaşamaz, bu demek değildir ki, insan iman etmek istediği ve imana ileten yolda yürüdüğü halde Allah kendisini ondan alıkoyan ayeti kerimenin ifade ettiği bu değildir, burada ifade edilmek istenen şudur, imana ulaşmanın yolu Allah'ın iznine ve yasasına uygun bir şekilde onu elde etmeye çalışmak, genel yasasına uyan belirlenen yolunu izleyerek ona varmaktır. Bu genel yasa ve izin göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen bir iman isteği sonucunda Allah yolunu gösterir ve kendi izniyle imanın gerçekleşmesine izin verir. Çünkü meydana gelen her şey ancak Allah'ın özel izniyle, belirlemesiyle gerçekleşebilir. İnsanlar ancak yolda yürüyebilirler. Yüce Allah da onların yollarının sonucunu bilir. Allah yolunda doğruya ulaşmak için için harcamış oldukları çabanın karşılığını verir. Ayeti Kerime'nin son kısmı bu gerçeği dile getirmektedir. Allah aklını kullanmayanları en yüz kızartıcı iğrençliğin kucağına atar. Akıllarını düşünmekten alıkoyanlar pisliğe bulaşmış kimselerdir. Ayeti kerimede geçen riks kavramı soyut pisliklerin en kötüsüdür. İşte onlar kendi duygularını düşünmekten ve muhakeme etmekten alıkoydukları için bu pisliğin kucağına atılacaklardır. Çünkü onlar bu eylemlerin neticesinde yalanlamaya, nankörlüğe ve inkara kalkışmışlardır. Belgelerin ve uyarıların iman etmeyenlere hiçbir fayda sağlamayacağı olgusu da bu gerçeği daha açık olarak ortaya koymaktadır. Göklerde ve yeryüzünde bu ayetler ve belgeler gözlerinin önüne serilmiş bulunmalarına rağmen onlar bunları düşünmemektedirler. Onlara de ki: Göklerde ve yerde neler olduğuna bakınız. Fakat ibret verici belgelerin ve uyarıların iman etmeyenlere hiçbir yararı olmaz. Bu ayetin sonunda soru işareti ve noktanın yer alması arasında fark yoktur. İkisi de aynı kapıya çıkar. Çünkü göklerde ve yerde bulunan her şey ayetlerle dolup taşmaktadır. Ne var ki ayetler ve uyarılar iman etmeyenlere fayda vermez. Zira onlar her şeyden önce bu ayetler üzerinde kafa yormuyorlar ve onlar üzerinde düşünmüyorlar. Bu bölümün sonuna geçmeden önce yüce Allah'ın şu ayeti üzerinde biraz durmak istiyoruz. Onlara de ki göklerde ve yerde neler olduğuna bakınız fakat ibret verici belgelerin ve uyarıların iman etmeyenlere hiçbir yararı olmaz. Kur'an ile ilk defa muhatap olanlar, göklerde ve yerde bulunan varlıklar hakkında bilimsel değer ifade eden çok az şey biliyorlardı. Fakat defalarca işaret ettiğimiz gibi, insanın fıtratı ile içinde yaşadığı bu evren arasında gizli, fakat yeterli bir anlaşma dili vardır. Bu değişmeyen bir realitedir. İşte bu realiteye bağlı olarak insanın fıtratı açılır ve uyanırsa, bu evrenin sesine kulak verir ve ondan çok şey öğrenir öğrenir Kur'an-ı Kerim'in insanın zihninde İslam düşüncesini oluşturmada kullandığı metot, göklerdeki ve yerdeki gerçeklere dayanmaktadır, evrenden bir takım mesajlar almaya çalışmaktadır, insanın gözünü, kulağını ve aklını ona yöneltmektedir, fakat bunu yaparken ondaki ahengin ve dengenin yapısını bozmaz, bu evreni, insanda Allah'ın etkisini yapacak bir ilah konumuna da sokmaz, kırık kanatlarla uçmaya çalışan gözleri kapalı materyalistlerin durumuna düşmez, onlar bu kırık kanatla uçmayı, bilimsel, bir görüş olarak adlandırıyor ve bunun üzerine sosyal bir düzen kurmaya çalışıyorlar, buna da, bilimsel sosyalizm adını veriyorlar, doğal olarak gerçek bilim bu tür yakıştırmaların hepsinden uzaktır göklere ve yeryüzü üzerindeki varlıklara bakmak, insanın kalbini ve aklını bir takım duygular ve düşüncelerle besler, bir takım kabullenmeler ve etkilenmeler başlar, varlığı daha geniş bir şekilde algılama ve bu varlıkla karşılıklı bir sevgi ve uyuma girmekle besler, bunların hepsi insanın bünyesini, Allah'ın varlığını, Allah'ın yüceliğini, Allah'ın idaresini, Allah'ın otoritesini, Allah'ın hikmetini ve Allah'ın ilmini, bilgisini aşılar, kainatın etkili mesajları ile doldurur zaman geçiyor insanın bu evrene ilişkin bilimsel kültürü de gelişiyor Eğer insan bu bilimsel kültürün yanında Allah'ın nuru ile doğru yolu bulan birisi ise bu bilgiler ve evrene ilişkin düşünceden onunla tanışmasından yakınlık kurmasından onunla beraber deneyimler edinmesinden ve birlikte Allah'a hamd edip onu tenzih etmesinden insan bünyesinin elde ettiği ürüne bir azık ilave edecektir kaynatta hiçbir varlık yoktur ki onu hamd ile teşbih etmesin şu kadar var ki siz onların teşbihlerini anlamazsınız İsra suresi 44 her şeyin Allah'ı övdüğünü ve onu kutsadığını kalbi Allah'a ulaşan insandan başkası anlayamaz yok eğer bu bilimsel kültür imanın aydınlığı ve şenliği ile beraber değilse o zaman kötü sapık olan insanların sapıklığını daha da arttırır onları daha fazla Allah'tan uzaklaştırır imanın şenliğinden, aydınlığından, açık yürekliliğinden, doyumundan mahrum eder. Onlara de ki, göklerde ve yerde neler olduğuna bakınız, fakat aklını kullanmayanları en yüz kızartıcı iğrençliğin kucağına atar. Kalpler kapandıktan, akıllar dondurulduktan, alıcı verici cihazların fonksiyonu sekteye uğratıldıktan, bir bütün olarak insanın bünyesi bu varlık aleminden perdelendikten, onun övgüde bulunan ve teşbih eden mesajlarına kulak vermedikten sonra ayetlerin, belgelerin ve uyarıların ne yararı olacaktır? Kur'an-ı Kerim'in ilahlık gerçeğini tanıtmada kullandığı metod evreni ve hayatı bir vitrin olarak kullanır, burada uluhiyet gerçeğini tüm algılama yönleriyle onun varlığı ve gözetimi ile doldurur, bu metot, Yüce Allah'ın varlığını tartışılması gereken bir mesele olarak ortaya koymaz, çünkü Allah'ın varlığı, Kur'an'ın bakış açısı ve realiteye dayalı gözlem ile üzerinde hiçbir zaman tartışmaya yer bırakmayacak kadar insanın kalbini tümü ile kuşatır öyle ki onu tartışmak için hiçbir sebep kalmaz. Kur'an metodu bu nedenle doğrudan doğruya Allah'ın varlığı hakkında bütün evrende serpiştirilmiş bulunan izlerinden söz etmeye başlar ve bu varlığın insanın vicdanında ve insanın hayatında zorunlu olan gerekleri üzerinde durur. Kur'an-ı Kerim'in metodu bu çizgiyi izlerken doğrudan doğruya insanın oluşumunda yer alan köklü bir gerçeğe dayanır. Bu gerçek Gerçek de şudur. Her şeyi yaratan Allah'tır ve o yarattığı varlıkları en iyi bilendir. Gerçekten insanı biz yarattık ve onun nefsinin kendisine neler fısıldadığını biliriz. Kehf suresi 16 İnsanın fıtratı, öz itibarı ile bir dine ve bir ilahın varlığına inanmaya muhtaçtır. Hatta insanın fıtratı sağlıklı çalıştığında ve doğru bir istikamete yöneldiğinde, içinin derinliklerinde bu tek olan ilaha doğru bir yöneliş olduğunu ve yine bu tek ilahın varlığına doğru güçlü bir duygunun kendisini çektiğini kavrayacaktır. Sağlıklı bir inanç sisteminin görevi, insan fıtratının bir ilaha ihtiyacı olduğu ve ona yönelmesi gerektiği bilincini yaratmak değildir. Çünkü bu duygu, insanın fıtratında zaten köklü bir şekilde yer almaktadır. Böyle bir inanç sisteminin görevi insanın ilahına ilişkin düşüncesini düzeltmek ve ona kendisinden başka ilah bulunmayan gerçek ilahını tanıtmaktır. Onu bütün gerçekliği ve sıfatları ile tanıtmaktır. Yoksa onun varlığını ve ispatını yapmak değildir. Sonra bu ilahın hanlığının gereklerini ve hayatta getirmektedir getirmiş olduğu zorunlulukları tanıtmaktır. İlahlığın getirmiş olduğu bu temel zorunluluklar onun rububiyeti, üstünlüğü ve hakimiyetidir. Allah'ın varlığı gerçeğinden şüpheye düşmek veya bu gerçeği inkar etmek insanın bünyesinde apaçık bir bozukluğun, doğuştan gelen alıcı verici cihazların bozulduğunun kesin delilidir. Bu tür bozukluklar ise tartışma ile tedavi edilip giderilemez. Bu hastalıkları tedavi etme yolu bu değildir. Şüphesiz ki, bu evren mümin ve Müslüman bir evrendir, yaratıcısını bilir ve ona boyun eğer, evrendeki her şey ve bütün canlılar ona övgüde bulunur ve onun kutsallığını itiraf eder, yalnız bazı insanlar hariç, insan da, her tarafından insanın ve İslam'ın yankılarının, Allah'ı kutsamanın ve ona secde etmenin yankılarının çınlattığı bu evrenin içinde yaşar, hatta insanın bünyesinde yer alan bütün atomlar ve hücreler, jreler de yankılanan bu iman ve İslam'a katılırlar. Doğal olan fıtri hareketinde Allah'ın belirlemiş olduğu yasalara boyun eğerler. Fıtratının bütün bu yankılamaların bilincinde olmayan, bizzat kendi bünyesindeki bu ilahi yasaların mesajlarını algılayamayan, fıtri olan cihazları ile evrendeki bu dalgaları alamayan bir insan bünyesi, fıtri olan alıcı verici cihazlarının bozulduğu bir insan bünyesidir. Dolayısıyla onun kalbine ve aklına tartışma ile ulaşmanın hiçbir yolu yoktur. Böyle bir bünyeyi tedavi etmenin tek yolu orada alıcı ve verici cihazları harekete geçirmeye çalışmaktır. Onun bünyesindeki yer alan fıtratın gizli yeteneklerini coşturmaya yönelmektir. Belki bu yolla harekete geçer ve yeniden çalışmaya başlar duyguların, kalbin ve aklın göklerdeki ve yerdeki varlıkları incelemeye yöneltilmesi Kur'an metodunun insanın kalbini diriltmek için başvurduğu vasıtalardan biridir. Belki bu yolla bu organların nabzı atar ve harekete geçer, kendilerine gönderilen mesajları almaya ve karşılıklarını vermeye başlarlar. Ne var ki, peygamberlerin mesajlarını yalan sayan şu cahiliye Arapları ve benzerleri, ne düşünebilmekte, ne de verilen mesajlara karşılık vermektedirler, öyleyse onlar neyi bekliyorlar? Allah'ın yasasında değişme ve gecikme olmaz. Yalanlayıcıların sonu ise bellidir. Onların Allah'ın yasasının gecikmesini beklemeye hakları yoktur. Yüce Allah onlara bir süre tanıyabilir ve onları kökten yok edecek cezasını göndermeyebilir. Fakat yalanlamada ısrar edenler er geç cezalandırılacaklardır. Onlar kendilerinden önce gelip geçen toplumların yaşadıkları acı günlerden başka bir sonuç mu bekliyorlar? Bekleyiniz bakalım, hem de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. İşte bu bütün bu tartışmalara son veren bir tehdittir ve aynı zamanda kalpleri de korkuyla ürpertmektedir. Surenin bu bölümü de tüm peygamberlik misyonlarının ve bütün yalanlayıcıların varmış olduğu bir netice ile sonuçlanmaktadır. Bu kıssalardan ve bu değerlendirmeden alınması gereken ibret ile sona ermektedir. Söz konusu toplu afetlerden sonra peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarırız, müminleri kurtarmak, böyle üzerimize borçtur, bu yüce Allah'ın kendisi için belirlemiş olduğu bir hükümdür, böylece mümin tohum muhafaza altına alınacak, filizlenecek, bütün eziyetlere ve tehlikelere, yalanlamalara ve işkencelere rağmen, kurtuluşa erecektir, tarih boyunca böyle olmuştur, nitekim surede aktarılan kıssalar bunun en açıklığıdır açık delilidir, bundan sonra da böyle olacaktır, müminler bu konuda rahat olsunlar, surenin sonu işte bu surenin sonudur, değişik ufuklara açılan gezintilerin de son durağıdır, bu gezintilerle biz sanki evrenin ufuklarına açılmış insan ruhunun çeşitli yönlerinde dolaşmış, düşünce, bilinç ve duygu alanlarında uzun seyahatlere çıkıp geri dönmüş olduk, uzun ziyaretlerden, elde ettiğimiz büyük ürünlerden dağarcığımızın dolmasından dolayı öy yorgun argın hale düşmüş gibiyiz. İnanç sisteminin en önemli meseleleri konusunda birkaç gezintiyi kapsayan surenin sonu budur işte. Bu önemli meseleler şunlardır: ilahlık birliği, üstünlük birliği, hakimiyet birliği, ortakların ve şefaatçıların reddedilişi, bütün em ve yetkinin yalnız Allah'a havale edilmesi, hiç kimsenin değiştirme veya başka tarafa çevirme yetkisinin bulunmadığı Allah'ın belirli edilenmiş yasaları vahiy ve vahiyin gerçekliği, vahiyin ortaya koymuş olduğu arı duru gerçek ahiret günü ölümden sonra diriliş ceza ve mükafat konusunda eşsiz adalet, bu surenin bir bütün olarak işleyip durduğu, açıklamak için kıssalar aktardığı, netleştirmek için de örnekler verdiği inanç sisteminin ana ilkeleri bunlardır. Evet bütün bunların hepsi bu son bölümde özetleniyor. Burada peygamber salat ve selam üzerine olsun bu inanç sistemini bütün insanlara ilan etmekle yükümlü tutuluyor onların kesin ve son sözünü söylemesini emrediyor hüküm verenlerin en iyisi olan Allah hükmünü verene kadar peygamber bu çizgide ilerleyeceğini ve bu dosdoğru doğru yolunda yürüyeceğini açıkça ilan etmekle emrediliyor 1190